Sofradan Lezzetler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok seveceğiniz bir Çin mantısı tarifi vereceğim. Hazırsanız malzemelere geçelim. 2 su bardağı un, 1 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz, iç harcı için ise 300 gram dana kıyma, 2 diş sarımsak, 7-8 sap taze soğan, tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı soya sosu. Tuzunu ve karabiberini kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi elediğimiz 2 bardak unu yoğurma kabını alıp tuz ilave edelim. Daha sonra 1 bardak kaynar suyu yavaş yavaş olacak şekilde ekleyip bir kaşık yardımıyla soğuyana kadar karıştıralım. Elimizi yakmayan kıvama gelince yoğurmaya başlayalım. dakika boyunca yoğurduğumuz hamur süre sonunda toparlanacaktır. Eğer sizinki çok cıvık kalıyorsa un ilave edebilirsiniz. Toparlanan hamuru 3 parçaya ayırıp dinlenmeye bırakalım. Mantı hamuru dinlenene kadar biz de o sırada iç harcını hazırlayalım. Doğradığımız soğanları 300 gram kıymamızın üstüne ilave edelim. Daha sonra karabiber, 2 yemek kaşığı soya sosu, tuz ve 2 diş sarımsağı rendeleyelim. Ve güzelce birbirine geçene kadar karıştıralım. Dinlenen mantı hamurunu oklava yardımıyla ince bir şekilde açalım. Arkadaşlar hamuru açarken un koymanızı tavsiye ederim. Yoksa gördüğünüz gibi yapışmalar olabiliyor. Ve açılan hamurumuzu küçük yuvarlak kaseler yardımıyla bu şekilde şekillendirelim. Şekillendirdiğimiz hamurların içine iç harcını alıp gördüğünüz gibi kapatalım. Eğer şekili yapamazsanız normal bir şekilde kapatıp çatal yardımıyla kenarlarına şekil verebilirsiniz. Kaynayan suyun üstüne bir süzgeç koyup güzelce yağlayıp mantıları dizelim. Ve ağzını kapatalım. 15 dakika sonra pişen mantılar servise hazırdır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.